Süper Kanal Haber Merkezi'nden merhabalar. Önemli gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyircilerimiz, Saadet Partisi İlçe Başkanı Ertan Sütçü düzenlediği basın toplantısında iktidar ve ana muhalefet partisini sert bir dille eleştirdi. Saadet Partisi İlçe Başkanı Ertan Sütçü parti lokalinde bir basın toplantısı düzenledi. Başkan Sütçü bildiğiniz üzere yaklaşık 20 gün önce okullarımız eğitime başladı. Daha doğrusu yeni bir eğitim yılı için kapılarını açtı. Yeni döneme başlanırken öncelikle yeterli olmasa da başörtüsü konusunda atılan adımları olumlu bulduğumuzu ifade ediyoruz diye konuştu. Bildiğiniz üzere yaklaşık 20 gün önce okullarımız eğitime başladı. Daha doğrusu yeni bir eğitim yılı için kapılarını açmış olduk. Yeni döneme başlarken öncelikle yeterli olmasa da başörtüsü konusunda atılan adımları olumlu bulduğumuzu, başörtüsü serbestliğin her alanda uygulanmasının bir hak ölçüsü olduğunu, her yerde bu hakkın kullanılması gerektiğini ifade etmeye devam edeceğiz. Bizler her hayırlı adımın yanında olduk. Kardeşimiz de olsa yapılan iş şer ise karşısında dimdik durduk. Bu uğurda bedeller ödedik, bedel ödetmedik. Her işimizin başına ahlak ve maneviyat ilkelerini temel unsur olarak koyduk. Biz Saadet Partisi olarak her zaman büyük haritaya bakıyoruz ve olayları değerlendirirken büyük haritaya bakmanın daha doğru değerlendirme yapmak için faydalar sağlayacağını tekrar hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başörtüsü konusundaki tutumlarından dolayı eleştiren Saadet Partisi İlçe Başkanı Ertan Sütçü, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne de birkaç cümle söylemek istiyoruz. Ey Cumhuriyet Halk Partisi, varsa yoksa uğraştığınız tek alan bu milletin dini, imanı, başörtüsü diye konuştu. Ey Cumhuriyet Halk Partisi, varsa yoksa uğraştığınız tek alan bu milletin dini, imanı, başörtüsü. Bu milletin başörtüsüyle, inancıyla uğraşmak size ne kazandırıyor? İktidar partisi hemen hemen bütün kamu kuruluşlarında dahi işçileri köleleştirirken, taşeron işçileri yaygınlaştırırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin sesi çıkmıyor. Ama iş başörtüsüne gelince hemen sesin çıkıyor. Bu halkın, bu milletin inancıyla uğraşmak size ne getiriyor? Biz buradan sesleniyoruz. Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimize AKP'nin en büyük destekçisi olmaktan vazgeç. Eğitim sistemi konusunda da iktidar partisini eleştiren Saadet Partisi İlçe Başkanı Ertan Sütçü, her yıl olduğu gibi bu yılda eğitim dönemi başlarken inşallah bu sene düzenli bir eğitim dönemi olur ümidimizi yeniledik. Ama maalesef bu yılda daha eğitime başlamadan yeni bir hüsranla karşılaştık diye konuştu. Her yıl olduğu gibi bu yılda eğitim dönemi başlarken inşallah bu sene düzenli bir eğitim dönemi olur ümidimizi yeniledik. Ama maalesef bu yılda daha eğitim başlamadan yeni bir hüsranla karşılaştık. İlçemize çeşitli yollarla okullar kazandıran, ilave derslikler kazandıran siyasi iktidar sahipleri maalesef bu sene de uyguladıkları eğitim politikalarıyla, çıkardıkları yeni yönetmeliklerle milli eğitim sistemimizin bir eğitim politikasının olmadığını ortaya koymuşlar. Eğitim kalitesinin her geçen gün düştüğünü, geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin uygulanan yanlış politikalarla eğitimden her geçen gün uzaklaştığını, farklı araçlar içerisinde olduklarını görüyoruz.
Emniyet ekipler tarafından durdurulmak isteyen araç dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ve araç arasında başlayan kovalamaca Kozuca yolunda son buldu. Araç Kozuca yolunda takla attı. Araç içerisinde bulunan bir kişi yaralandı. Diğer kaçan zanlılar ise havaya ateş edilerek etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Emniyet ekiplerinin dur ihtarına uymayan araç ile polis arasında yaşanan kovalamaca filmleri aratmadı. Polis ekiplerinden hız yaparak uzaklaşmak isteyen araç Kozuca yoluna doğru kaçtı. Emniyet ekiplerinin tüm çağrılarına rağmen durmayan araç aşırı hız nedeniyle kaza yaptı. Kazanın ardından takla atarak tarlaya uçan araçta 4 kişiden biri yaralanırken diğer şahıslar araç içerisinden çıkarak kaçmaya başladı. Polis tarafından havaya ateş edilerek durdurulan şahıslar gözaltına alınırken yaralı şahıs ise olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karşıda kapıdaydım ben. Bu arabada yukarıdan geliyordu. Burada havalandı. Havalanınca tabii şu sağ taraf, sol tarafın üstüne vurdu. Yere düştü. Tavanın üstüne. Ben çıktım. Çocuk mucuk hani aldı kaçtı hesabı. Yardım ederim diye. Baktım polisler, bıraktım ben de. İçinden iki kişi çıktı. Birini buraya yatırdılar. Havaya ateş ettiler. Diğeri o yığınların oraya ateş ederek zorla yatırdı. Orada aldı onu. Yani oradan öteye giden yok. İçinde kaç kişi vardı bilmiyorum. Başka yani arabanın. Arabadan bir şey attılar mı buralarda abi? Yok, ben net gördüm hiçbir şey. Yok aracın içinden bir şey attılar mı? Şimdi şöyle bir durum. Poşet, çanta tarzı. Evet, bizim görüş alanının dışında attıysalar onu bilmem ama görüş alanında zaten can derdinde havadan vurdular yere adamlar. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. Sevgili seyircilerimiz, Sinan Bey Mahallesi, Sinan Bey Ortaokulu yakınlarında bir binada tadilat ve restorasyon çalışmaları yaptığı sırada iskelenin kırılması sonucu 2 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı. Göreceğiz bakalım. Edinilen bilgilere göre olay saat 14 sıralarında Sinan Bey Mahallesi, Sinan Bey Ortaokulu yakınlarındaki bir binada meydana geldi. İddiaya göre bir binada tadilat ve restorasyon çalışması yapmak için 3 usta binanın dış cephesinde kurulan iskeleye çıkarak çalışma yapmaya başladılar. Bu sırada iskelenin aniden kırılması sonucu ustalardan 40 yaşındaki Cemalettin Bülbül yaklaşık 2 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 acil servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı usta İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Elektrik ve doğalgaza bugün itibariyle yapılan zam sonrası 4 kişilik ailenin elektrik faturasına ayda 7, gaz faturasına ise 15 TL ek yük gelecek. Elektrik ve doğalgaza %9 oranında zam yapıldığı açıklanmıştı. Zamlar bugün itibariyle geçerli olacak. Enerji sektörü için doların değerinin artması önemli bir dezavantaj olduğunu bildiren Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 2 yıldır fiyat artışına gidilmediğini ancak bu yıl yağış azlığının bu durumu dengelemeyecek duruma getirdiğini belirtti. Enerji sektörü için doların değerinin artmış olması çok önemli bir dezavantaj. Ve Türkiye son 24 aydan bu yana herhangi bir fiyat artışına gitmedi. Elektrik Mühendisleri Odası'nın hesaplamalarına göre 4 kişilik bir aile aylık ortalama 230 kW elektrik üreterek 83 lira fatura ödüyordu. Zamdan sonra ise bu fatura 90 liraya kadar çıkıyor. Yani yaklaşık 7 lira bir artış oluşuyor. Bu oran tüketim arttıkça katlanıyor. 4 kişilik ailenin doğalgaz tüketimi için ödeyeceği faturanın ise ayda ortalama 15 lira artması bekleniyor. Doğalgaz sektörü yetkililerinden edinilen bilgilere göre 100 metrekarelik bir konutun yıllık tüketimi 1500 metreküp civarında.
Buna göre 100 metrekarelik konut zaman ardından yılın son çeyreğinde yaklaşık 638 metreküp doğalgaz tüketmiş olacak ve bu miktar için 848 lira ödeme yapacak. Böylece son 3 ayda zam nedeniyle 45 lira civarında artı maliye çıkmış olacak. Türkiye'de doğalgaz fiyatları BOTAŞ tarafından her ayın son günü bir sonraki ay geçerli olmak üzere, tarifeli elektrik fiyatları ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nca her 3 ayda bir belirleniyor. Arıza olduğunda ya da hayati durum... Ancak BOTAŞ uzun süredir doğalgaz fiyatlarına sübvansiyon uyguluyor. Yani maliyet artışına rağmen satış fiyatları sabit bırakılıyor. Oysa gaz fiyatları ve döviz kurunda meydana gelen artış nedeniyle maliyetler yükseliyor. BOTAŞ'ın bu yılda zama rağmen 200 milyon dolar üzerinde zarar etmesi bekleniyor. Lütfiye Mahallesi'nde meydana gelen kaza yürekleri ağızlara getirdi sevgili seyircilerimiz. Kazada traktör devrilmesi bir cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Traktör sürücüsü ise son anda atlayarak kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Geçtiğimiz aylarda Lütfiye Mahallesi'nde meydana gelen olay herkesin yüreğini ağzına getirdi. İddiaya göre Orman İşletme Müdürlüğü için çalışan 54LA476 plakalı traktör sürücüsü İbrahim A, ormandan aşağı indiği sırada yol üzerinde bulunan bir çukurdan geçmeye çalıştığı sırada traktörünün kısmı arkaya kalkıyor. Anında bulunan arkadaşları tarafından yönlendirilerek çıkmaya çalışan sürücü, direksiyonun kırmasıyla birlikte traktör devrilmeye başlıyor. Traktörün devrileceğini anlayan sürücü, şoför mahallinden atlayarak traktörün altından kalmaktan son anda kurtulmayı başarıyor. İşte bu anlar ise orada bulunan arkadaşları tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydediliyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise tıklama rekoru kırıyor. İnegöl Belediye Başkanı Halil Aktaş, encümen toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Aktaş, belediye olarak Kurban Bayramı'na hazır olduklarını ifade etti. İnegöl Belediye Başkanı Halil Aktaş, encümen salonunda bir basın toplantısı düzenledi. Bayramda İç halkımızın huzur ve sükun içerisinde hijyenik bir ortamda bayram ortamını geçirebilmesi için de İnegöl Belediyesi'nin farklı ekipleri bayram süresince görev yapacaklar. Başkan Aktaş, İnegöl Belediyesi'nin bayramla alakalı hazırlıklarla ilgili bilgiler verdi. Şunu ifade edeyim ki temizlik işleri anlamında bayramın birinci günü saat 10'da ekiplerimiz başlayacak ve 7-24 olarak full çalışacaklar. Sadece 10'da bu görev yapılmış olacak. Tabii Arife gecesinden özellikle Yalancı Arife ve Arife çarşıda çok ciddi yoğunluk olacağı için alışverişin sıkça yapıldığı, dolayısıyla özellikle geri dönüşüm maddelerinin çok fazla çıkarıldığı günler, saatler, dolayısıyla da çarşı içinde de sabaha kadar iki gün boyunca temizlik yapılacağını ve bayram sabahında inşallah temiz bir şehre ilçe halkımızın uyanmasını sağlanacağını ifade etmek istiyorum. Tabii yine Kurban Bayramı malum. Hepimizin Allah kabul etsin kurbanlarını kestiği bayram ve telaşeli bir bayram. Dolayısıyla 21 mahallemizde 120 adet kurban kuyusu hazırlandı. İnşallah şu an hazırlığı da devam ediyor. Kurban atık alanlarının yerlerini belediyemiz web sitesinden, mahalle muhtarlıklarımızdan ve 153 ücretsiz alev hattından ilçe halkımız öğrenebilirler. Yine Merpa ve Alanyurt kapalı pazar yerleri başta olmak üzere Mesudiye, Pazartesi, Cumartesi pazar yerleriyle Mahmudiye Mezarlığı karşısındaki eski lastik tersinin bulunduğu alanda ve iki adet de alan afet bloklarında olmak üzere toplam 9 noktada kurban kesim noktası oluşturduk. Kesim ve parçalama ile alakalı. Tabii bu alanlarda her biri 4 hayvan kapasiteli hayvan kesim sehpaları bulunacak. Portatif kancalarıyla hem kesme hem de yüzmeye elverişli ve bu sehpalardan oluşan 50 hayvan kapasiteli alanlar oluşturulacak. Vatandaşlarımızın kurban etlerini rahatla parçalamalar için de tüm kesim alanlarımıza 20'şer metrekarelik naylonlar bizzat belediyemiz tarafından naylon poşetler serilecek. Dolayısıyla Temizlik İşleri Müdürlüğümüz kontrolünde bu çalışmalar özellikle bayramın birinci günü olmak üzere yoğun bir şekilde devam edilecek. Bu noktada bir hatırlatmamla çarşının da yine buna paralel olarak yoğunluk kazanacağı için
Özellikle çarşıya gelen vatandaşlarımızın araç parklarıyla alakalı dikkatli olmalarını, mümkün olduğu sürede kısa sürede işlerini bitirip çarşıdan ayrılmalarını ve çarşamba, perşembe günleri kullanılan Merpa ile cuma günleri kullanılan tuhafiye pazarının karışık formatta, yani hem semt pazarı hem tuhafiye pazarı olarak bugün kurulmaya başlandı ama çarşamba, perşembe ve cuma günü hizmet vereceğini, cumartesi günü de bayramın birinci gününe denk gelmesi hasebiyle cumartesi günü kurulan cumartesi pazarında cuma günü, yani arife günü kurulacağını burada bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sevgili seyircilerimiz, Süleymaniye Mahallesi'nde altyapı çalışmaları bitirilen sokaklarda İnegöl Belediyesi tarafından asfaltlama çalışmaları başladı. İnegöl Belediyesi Süleymaniye Mahallesi'nde altyapı çalışmalarını tamamladığı bölgelerde asfaltlama çalışmalarına başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu konuyla ilgili bilgiler verdi. Merkezde yeni yeni bağlanan mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Gördüğünüz gibi bugün Süleymaniye Mahallesi'ndeyiz. İlçe Başkan Vekilimiz, meclis üyelerimiz, ilçe yöneticilerimizle beraberiz. Süleymaniye Mahallesi'nde altyapısı tamamlanmış, menfezleri, yağmur giderleri tamamlanmış 4 tane sokağımız var. Bunlar Pembegül, Atlas Sokak, Tuğra Sokak ve Yağmur Sokak. Bu 4 sokağımıza 700 metre uzunluğunda 1650 ton asfalt ve bu asfaltın yaklaşık maliyeti 260 bin TL olmak üzere burada asfalt uygulaması yapıyoruz. Bu bölgelerde yeni yapılaşmanın söz konusu olduğundan dolayı ve buradaki komşularımızın taşınmasından dolayı bir mağduriyetleri söz konusuydu. Biz altyapının bitmesini ve zeminin oturmasını bekliyorduk. Bunlar sonuçlanınca bu uygulamayı başladık. Süleymaniye Mahallesi'nde semt sahamız, otoparklarımız, teknik altyapılarını tamamladık ve şimdi bayramdan sonra da inşallah OSB kavşağımız uygulama aşamasına başlayacak. Süleymaniye Mahallesi'nde hizmetlerimiz devam ediyor. Ben bu vesileyle bu mahalle sakinlerimize, komşularımıza, ilçemize bu asfaltın, bu sokaklardaki uygulamanın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu haberle birlikte haber bültenimizin sonuna geldik. Bir başka haber bültenimize görüşmek dileğiyle. Hoş ve sen kalın.